Bugünkü gezi rotamız arkadaşlar, güvercinlik vadisi, güvercinlerin yoğun olduğu ve güvercinlerin gübreleri dahi çok önemli, değerli sayıldığı güzel vadideyiz. Patates burada çok yoğun bir şekilde yetişiyor arkadaşlar. Arada böyle patates tarlalarına denk geliyoruz. Bunlar kabak tarlaları. Böyle bayağı çok var. Ve buğday tarlaları yoğunlukta burada. Rengarenk balonların gökyüzünde keyifle süzüldüğü görüntülerle tanınan Kapadokya'da kesinlikle gidilip görülmesi gereken yerlerden birisidir Güvercinlik Vadisi. Biz de şimdi Güvercinlik Vadisi'ne doğru yol alıyoruz. Her yıl yerli yabancı milyonlarca turist buraya giderek Kapadokya'nın eşsiz manzarasını balonlardan seyrederken adeta bir düşe dalar. Yaygın olarak Nevşehir'in bir bölgesi olduğu zannedilen Kapadokya, aslında Nevşehir başta olsa da Kayseri, Kırşehir, Aksaray ve Niğde illerini de kapsayan alana yayılmıştır. Tarihi ve doğasıyla görenleri en çok etkileyen Nevşehir Kapadokya'daki en meşhur yerlerden bir tanesi Güvercinlik Vadisi'dir. İlgi çeken tarihi ve geçmişten günümüze kadar vadiye adını veren, güvercinlerin öyküsüyle bütünleşen vadi, müthiş manzaraya karşı eskinin izlerini hissetmek isteyenlerin uğrak noktasıdır. Üçhisar Güvercinlik Vadisi, peri bacalarının ister konaklama ister manzara amacıyla tercih edilebilecek en güzel yerlerinden biri olarak tanınıyor. Toprağın alındığını görüyorsunuz böyle kum şeklinde. Pumza taşı. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama topuk taşı olarak bilinen bir taş. Böyle aşındırma, peeling malzemesi. Bu Kapadokya bölgesinden çıkıyor da. Birazdan bu daha çok bol miktarda o taşın toprağın alındığı yeri göreceğiz. Kuma benziyor ama gözenekli bir yapısı var. Bu pek çok yerde kullanılıyor. En çok da yol üzerinde vardı, birazdan gene göreceğiz. Hafif inşaat malzemesi briket olarak kullanılıyor. BIMS atölyeleri var. Oralarda kullanılıyor. Çimento ile karıştırılıyor. İnşaatında bulunan yerlerden alınıyor. Zaten alındığı yeri görebilirsiniz. Çukur çukur böyle. Bakın sol tarafımız. Birazdan da sağ tarafınızda göreceksiniz. Şu sol taraftaki de briketlerin kalıplarla yapıldığı yer. Yüzeyden toprak tabakasını aldıktan sonra altta 1-2 metre yükseklikte bulunan bir maden Pumza taşı, bu bölgeden çıkan bir taş. Bu sol tarafta Nevşehir'e yetki kapalı cezaevi. Hisar Kale demek, Ürgüp Niğde'ye bağlı bir üç beyliği. Orası baştaki kale, burası da uç, uzaktaki kale anlamında Uçhisar olarak kullanılmış. Bölgedeki en yüksek tepe, yüksek panoramik bir seyir noktası aynı zamanda. Eskiden içeriden katlarla yukarıya çıkılırken, şimdi dışarıdan merdivenle çıkma imkanı var. Üst tarafta Bizans döneminden kalma mezar yerleri ve yağmur sularının toplandığı bir su sarnıcı bulunmakta. Şimdi Güvercinlik Vadisi'ne geleceğiz. Güvercinlerin sayısı azalmış, su kaynaklarının yok olmasından ve tarlalarda ilaçlı, zehirli tohumların kullanılmasından dolayı. Yalnız duracağımız yerimizde Uçhisar Kalesi'ni göreceksiniz ve Uçhisar'ın alt tarafındaki kaya, butik otelleri göreceğiz. Bunlar gözler, güvercin yuvaları. Manzaraya bakın. Olağanüstü. Güvercinlik Vadisi'nde böyle güzel şirin bir çay bahçesi var. Böyle güzel bir manzarayı görüyor. Ay, böyle bir şey olamaz ya. Şu manzaraya bak. Thank you.
Üçhisar ve Görem arasındaki bu geniş vadi adını gerçekten de güvercinlerden alır. Rivayete göre 9. yüzyılda başlayan güvercin yetiştiriciliği ile beraber burada yaşayanların dikkatini çeken üzüm yetiştiriciliğinde güvercin gübresinin çok faydalı olduğudur. Bu nedenle bugün de göze çarpan kayadan oyma yuvalar tarım işçilerinin verimini artırabilmek adına evler yerine vadiyi seçmesiyle oluşuyor. İşte bu bölgeye güvercinlik vadisi demişler arkadaşlar. Bu bölgede çok yoğun. Hatta birkaç tane güvercin de görebiliyoruz havada uçuşan. Yoğun olduğu güvercinlik vadisinin harika güzel manzarası. Çok yoğun güvercin göremiyoruz artık günümüzde. Bu bölge peri bacalarının yoğunlukta olduğu bir bölgeymiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel manzaralara şahit oluyorsunuz burada. Bayıldık açıkçası. Yakından görmek insanı daha da ayrı bir... Evet, güvercinlik vadisi demişken. Allah. Böyle dikkatli de yürümek lazım. Topraklar biraz kaygan. Sadece tarımda değil, aynı zamanda kilise duvarlarını renklendiren çizimlerin ve desenlerin renklerini koruyabilmek, fresklerin sağlam kalmasını sağlayabilmek adına da güvercin gübrelerinin verimli olduğu için kullanıldığı söylenir. Yani vadinin güzel manzaraları. İşte burada arkadaşlar bize 20 dakikalık bir zaman verdiler. Aslında bu aşağılara da iniliyor. Bakın şöyle mağara gibi olan yerlerde güzel vakit geçirebileceğiniz yerler dahi var. Çok güzel. Yani arkadaşlar maske bile bağlamışlar. Yani her yerde çözüm var. Güvercinlik Vadisi'nde hiç zorlayıcı olmayan bir yürüyüş parkı bulunuyor. Aynı zamanda bisikletle de keşfedilebiliyor. İşte Kapadokya denilince aklımıza bu ağaçlar, böyle çaput bağladıkları ağaçlar tabii dilek için ve peri bacalarının yoğun olduğu bölge hepimizin de çok bildiği manzaralardan biri Kapadokya'nın. Gerçekten bu atmosfere bayıldım. Bugün aslında hava durumu kötü görünüyordu arkadaşlar. Biraz üzülmüştük. Böyle bir hafta sonuna denk geldiğimiz için, ama havaya bakın. Çok da güneşli. Çok güzel bir havaya denk geldik. Harika bir manzarası var. Yani böyle uzaktan ve fotoğraflardan ve videolardan görmekle yetinmeyin. Buraya mutlaka gelin derim. Bakalım, normalde aslında yeraltı şehrine geçecektik arkadaşlar. Ama yeraltı şehri biraz daha fazla vakit gerektirdiği için bugüne sıkıştırmak istemedi tur rehberimiz. O yüzden oraya yarın gideceğiz. Yani bunlar insan yapımı arkadaşlar. Mesela şu mağarayı görüyor musunuz? Oraya aslında inilebiliyor biraz dik olduğu için. Ben şimdi inmek istemedim. Ama bakın ne kadar değişik oymuşlar yani. Çok enteresan geliyor insana. Çok güzel hediyelik, hatıralık şeyler alabilirsiniz bu noktadan. Ne güzel balonlar var. Böyle nazar boncuklu. Böyle güzel kafeler var. Restoranlar, kafeler ve tabii ki de oteller de var böyle yol boyunca.
Güvercinlik Vadisi'ne tepeden bakmak isteyen gezginler için önerilebilecek en güzel seçeneklerden biri de Üçhisar Kalesi. Biz ne yazık ki turumuzda arkadaşlar Üçhisar Kalesi'ne çıkamadık. İşte kendiliğinden oluşan muhteşem kayalıklar. Burası böyle buraya özgü yemek, kabak çekirdeğinin satıldığı yer. Buranın kabakları da meşhur olunca böyle dizmişler. Kurban altında bekletirim. Suyunu çeken peyniri kahvaltıya hazır hale gelir. Bunda arkadaşlar şimdi böyle bir mola verdik. Buranın kabak çekirdeği çok meşhur olduğu için arkadaşlar böyle küçük bir dükkanda ara verdik. Oradan buranın meşhur kabak çekirdeğini de alma şansını elde ettik. Bakalım çok da lezzetliymiş söylenenlere göre. Biz de bakalım deneyeceğiz. Böyle yol boyunca mağara oteller de var. Güzel manzaraya karşı konaklama şansınız da var arkadaşlar. Böyle karşıdan karşıya geçerken tabii dikkat etmek lazım. İşte şimdi biraz daha peri bacalarını böyle yakından görebildiğimiz bir nokta. Ne kadar güzel. İşte şu uç noktada Türk bayrağını da görüyorsunuz. O noktaya kadar merdivenlerle insanlar çıkabiliyor şu otel, mağara otel biraz engelliyor görüntümüzü şu an. Ama oraya çıkılabilir. Peri bacaları buradan gerçekten çok güzel görünüyor. Bir gün konaklamalı turu seçtiğimiz için her şey böyle acele acele oluyor. Ben de deneyimlemiş oluyorum. Yarın aslında sabah biz balon turuna yazılmıştık ama maalesef iptal edilmiş hava koşullarından dolayı çok üzüldük. O balonların uçuşunu, vadideki görüntüsünü görmeyi çok istemiştim. Traktörde geçiyor. Balonların görüntüsünü görmeyi çok istemiştim gerçekten ama maalesef göremeyeceğiz. ATV turuna katılma şansımız var. İşte balonla binmek isteyenler de maalesef balona binemeyecek. Balon ücreti de şu an güncel olarak 250 euroymuş arkadaşlar. Yani günümüz şartlarında yani bir 5000 TL'ye yakın bir ücret oluyor. Yani çok da eleştirmek istemiyorum ama gerçekten de eleştirilecek noktada birçok insan hani balon turu yapmak isteyenler günümüz şartlarında Türkiye'de belki bu balon turunu yapamayacak durumdalar. Ben de yükseklik korkusu olduğu için zaten çok uyguna da olsa yapamayacaktım büyük bir ihtimalle. Ama balonların uçuşunu izlemeyi çok istemiştim, çok da heveslenmiştim. Maalesef artık başka bir zamana tekrardan buraya gelmek için bir sebebim de olmuş oldu. Yani otellerden alındıktan sonra normalde balon uçuşları için belli bir tepe noktaya götürülüyorsunuz. Oradan balonları yakından izleme şansınız oluyor. ATV turuna katılırsanız balonları izleyememe olasılığınız da var. Çünkü ATV turu farklı bir noktada yapılıyormuş. Ve balonlara denk gelme şansınız da olabiliyormuş ayrıca. Yani rüzgarın yönüne bağlıymış. Eğer rüzgarın yönü işte ATV turunun olduğu yöne doğruysa balon turunu, balon uçuşlarını da görme şansınız olabiliyormuş arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Balon uçuşunu izlemeye 150 TL'lik bir ücret istediler. Balona binme 250 euro. ATV turu da arkadaşlar 300 TL'lik bir ücret istediler. Kapadokya bölgesinin en yüksek noktası ve en güzel peri bacaları oluşumlarının gözlenebileceği bir yer olan Üçhisar. Aynı zamanda taş evleri dev bir peri bacasının etrafına inşa edilmiş Üçhisar Kalesi ve Güvercinlik Vadisi ile ünlü. Biz de şimdi Üçhisar'ın merkezinin içinden geçiyoruz arkadaşlar. Nevşehir'e 7 kilometre mesafede yer alan ve volkanik bir tüf platosu üzerinde yer alan Üçhisar bölgesi, Kapadokya'nın en yüksek yerleşim noktalarından biri olması nedeniyle buradan tüm bölgeyi geniş bir açıdan muhteşem manzaralar eşliğinde görmek mümkün. Üçhisar'ın sevimli ve şirin merkezine güzel bir yürüyüş sonrasında Üçhisar Kalesi'ni gezip görebilirsiniz. Ayrıca gün doğumunda Üçhisar Kalesi bölgesinden balon uçuşlarını seyredebilir veya gün batımını güzel bir manzara eşliğinde izleyebilirsiniz.
Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.